Arkadaşlar inanın dakika başı video çekmek istiyorum. İnanın yani bilmiyorum kendimi buldum ya. Bir nevi kendime toparladım gibi hissediyorum. Şimdi transfer dönemi 18 Şubat'a kadar uzatıldı diye bir haber var. Futbol soran, kafasında futbol olan, ne bileyim derdi tasası futbol olan arkadaşları da düşünmek zorundayız. Ve bir, bir, bir nevi de mecburuz. Transfer tescil dönemi 18 Şubat'a kadar uzatılmış ee, ve 6 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir başvuru yapılmış. İkinci transfer tescil 18'e kadar uzatılmış. FIFA'nın futbolcuların statü transfer talimatları ulusal düzeyde bağlayıcı falan filan okumak istemiyorum. Beşiktaş'tan Galatasaray'dan transferler olmuş ki en üzüldüğüm transfer Galatasaray'ın transferi. Yani Galatasaray dünyaca ünlü bir isim Nikola Zaniolo'yu transfer etmiş. 15 milyon euro artı sonraki satıştan bilmem kaç yüzde şu kadar pay falan filan demişler. Çok şey değil yani çok konuşmak istemiyorum ama keşke şöyle olsaydı. Hani keşke deprem olmasaydı. Keşke deprem yaşanmasaydı. Ben burada bağırsaydım, çağırsaydım, nereden buldunuz lan parayı falan deseydim ne bileyim şöyle deseydim böyle deseydim işte Ram yani Muhammed diye bir 17 yaşında gencecik bir kardeşimiz vefat etmiş Muhammed Emin ve Muhammed Emin'in 17 yaşına hürmeten çocuk Zaniolo 17 numara giyecekmiş. Keşke yani transferleri görüp de mutlu olup olsaydı, vefat etmeseydi. Ya yani ne, biz parayı nereden buldunuz deseydik, deprem olmasaydı, atışsaydık, gıpta etseydik, kıskansaydık Fenerbahçe taraftarı olarak. Mekanı cennet eylesin inşallah Allah. Beşiktaş bir taraftan Onur Bulut ve hani neydi bir isim daha transfer etmiş. Bilindik bir isimdi. Onu transfer etmiş İşte keşke biz deseydik lan işte Fenerbahçe'nin elinden transfer mi alırız. Beşiktaşlılar dalga geçseydi bakın elinizden aldık falan. Fenerbahçe camiasına ben sitem etseydim iyi futbolcu şöyle böyle diye. Biz siz de kıssaydınız Ali Koç'a bu kafayla bu transfer yapamaz işte transfer dönemi bitti kimseyi alamayız falan filan. Bari borini yiyecekseydik şöyle böyle diye. Kendi aramıza bunu tartışsaydık keşke. Yani keşke bunları şey yapsaydık arkadaşlar. Bunları konuşsaydık keşke. Ama şu var. Biliyorum birçok arkadaşımız kızıyor. Hocam işte şu günde transfer düşünülecek gün mü? İşte şu gün şöyle gün mü? Arkadaşlar özür diliyorum bu tabiri kullandığımız için ama mecburuz. Eşek gibi düşünecekler. Mecburuz. Mecburuz. Kendi kavgalarımızdan ligimizin değerini mahvettik. Kendi tartışmalarımızdan Ligimizi birilerin birilerinin tahakkümü altına bıraktık. Mecburuz 550 milyon dolar yayın havuzu paralarından 110 milyon dolarlara düştüğümüz için mecburuz. Fenerbahçe bugün yaraları hep birlikte saracağız diye idman yapıyor, poz veriyor. Mecburuz. Ligi devam ettirecekler. Mecburuz. Şu anda yani elimde benim yani Ruben Ribeiro duvarlar çatlıyordu diye anlatmış. Yani düşünün Hatay sporlu futbolculardaki yıkımı düşünün. Yani deprem anında yaşadıklarını anlatmış. Yakın arkadaş Antalya Sporlu Freddy'ye anlatmış. Yani düşünün bak Antalya Sporlu Freddy bile e, şey yapmış yani bu, bu, bu durumu anlatmış. Arkadaşlar dediğim gibi herkes birbirine bağlantılı. Durum gayet iyi diyor. E, şoktaydı. Yalın ayak yürüyordu diye de bir anlatım var. Ben yine buna da kısaca değineyim arkadaşlar. Şimdi Hatay Spor büyük bir sıkıntı yaşamış. Bu arada Volkan Demirler, Demirel önderliğinde arkadaşlar kelimeleri yanlış çıkardım kusuruma bakmayın. Kafile İstanbul'a gelmiş. TFF'nin Riva tesislerine yerleştirmiş. Ancak iki kişi hariç. Christian Atsu ve sportif direktör Tamer Savut'tan hala haber alınamıyormuş. Ben videoyu ilk video çektiğimde inşallah alınmıştır diye ama yani ailesi yıkılmış durumda. Volkan Demirel gönülleri fethetti diyor burada özellikle sosyal medyada gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı. Soma'da arkadaşlar bakın Volkan Demirel çok iyi bir insan. Bak gün bunu konuşma günü değil ama çok iyi bir insan. Bu insanı yerden yere vurdunuz. Belki Fenerbahçeli diye belki e, kişisel şeyinden görüşünde. Bak Volkan Demirel çok baba bir insan. Soma'da yıllar önce yaşanan maden faciasında ailelerin bütün borcunu gidip kapattı tek başına. Tek başına. Hani e, o günlerde Fenerbahçe falan yardım maçları düzenledi etti. Yine muhtemelen düzenlenir. Ne olur insanların hakkına girmeyin. Bak bilmediğiniz ne yardımlar yapılıyor. Arka planda neler yapılıyor. Bunları açıklasa insanlar özür dilersiniz. Şok olursunuz. Bak etmeyin, eylemeyin. Kimsenin günahına girmeyin. Dünya kimsenin günahına girecek kadar pahalı bir yer değil. Ucuz bir yer. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün de İstanbul'a gelmesi bekleniyormuş. Şimdi ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin Ankara'da tesisleri var. Bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe'nin Bolu'da tesis var ancak şu hava şartlarında Bolu'da kimse kamp yapmaz şey yapmaz. Ee, Fenerbahçe'nin Derazı, ağzı Lefter Küçük Andonya tesisleri Suni Çim var. Bir tane normal yeşil alan var stada yakın. Bunu tahsis edebilirler. Bugün hani pis, argümansız böyle saçma sapan mesnetsiz iftiralarla kimse hani şike yapacaklar şöyle böyle demez zaten. O işler bitti yani öyle bir dünya yok. Ama açsınlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray herkes tesisini açsın. Özellikle İstanbul'dakiler Atay spor basın sözcüsü Mustafa Özat ligden çekilmenin söz konusu olmadığını ifade etmiş. Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin. Her yerden ölüm haber alıyoruz. Dikten çekmeyle alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz diyor. Canımızda boğuşuyoruz. Yani diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Bu arada Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyormuş. Ee, Kaan tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuya kalmış ve eve gitmemiş. Maçın ardından tedavi için. Depreme testlerde yakalanmış ve bu sayede kurtulmuş bir nevi. Yoksa aynı bina varmış. Burak göksüz yalın ayak yürürken bulunmuş arkadaşlar. Ee, şimdi ben şunu da söyleyeyim. Mecbur arkadaşlar yani mecbur az önce özür dileyerek söyledim ya bir tabiri eşek gibi oynamak zorundalar diye. Mecbur. Bunun yasal yükümlülüğü, zorunluluğu var. Yani öyle ben kafama göre çekiliyorum edemiyorum diyemezsin. Gökhan Zan Dün bazı açıklamalarda bulundu. Gidilemeyen binlerce yer var diye. Şimdi her cümleyi farklı taraftan algılayabilirsiniz. Her cümleyi siyasi olarak tuttuğunuz düşüncenin, tuttuğunuz siyasi partinin, artık çünkü takım gibi, din gibi siyasi parti tutanlara çok şahit oluyorum. Hani onun penceresinden değerlendirip, bak bizim partimize laf etti, bizim şeyimize laf etti diyebilirsiniz ama insanlar gerçeği söylüyor. İsmini afada yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor diyor. Ee, Fox TV'ye açıklamalardamış. Dün ben Show TV'de de denk geldim. Biraz iz, izleyebildim birazcık. Herkes isim veriyor. Bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor demiş. Ee, bunun önüne geçemeyiz diyor. Alamayan bir sürü insan var. Yakınlarımdan 8 kişiyi gömmek için mezarlığa geldim diyor. Ki Oralıymış zaten Gökhan Zaman. Ben bilmiyordum mesela. Mezarda yaşayan bir aile var. Mezarda açık alan diye hani korkuyorlar. Bir tane aile var. iki bacağı kesildi. iki zihinsel engelli çocuğu var. Onlar ne olacak? Mezarda yaşayan bir aile var diye anlatıyor. Kepçeler mi işler beklemekte? Boş arazide niye bekleniyor diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı ile iletişim halindeyim. Onlar da elinden geleni yapıyorlar. Dün geceden beri halkımız için her şey yapılacak. Yollar kapalı. Alternatif yol yok. Bir tane bir tek yol üzerinden gidilmeye çalışılıyor. Kepçeler ve işler çok yavaş ilerliyor. Ee, benim yaptığım açıklamalardan sonra evet oraya intikal ettiler doğru. Fakat onlarcası daha yüzlercesi daha var göçük altına gidilmeyen noktalar var. Ben az önce yoldan yine geçtim. Aynı şekilde kepçeler ve işler beklemekte boş araziden niye bekleniyor diye. Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır diye. Şimdi ben e, şov yapmak zorunda. Bu arada arkadaşlar o hal kararından sonra yağmaya karşı polis ve askerin dur ihtarından sonra vurma yetkisi bulunuyor. Belki oradaki askerlerimiz bilmiyordur. Lütfen önce dur deyin. İkinci uyarıyı yapmayın. Sıkın öldürün. Bu tip pisliklerle aynı havayı solumak istemiyorum. Bu arada Galatasaray'ın 45. tırı e, yola çıkmış. Çok şükür. Bir önceki videoda da söyledim. İnşallah insanlar beni yanlış anlamazlar. Anlıyorlarsa da önemli değil bu videolardan, reklamlardan gelen gelirlerden nasıl olsa bir şey yapacaktır. Yanlış anlasalar en azından elde edilen gelirlen insanlar faydalanacak. Yanlış anlasınlar, boş verin. Gerekirse küfür etsinler, hiç sıkıntı değil. Yani gerekirse insanlar hakaret etsin, küfür etsin, mühim değil. Bugün onu takacak durumda değilim. Ee, ama böyle arkadaşlar şov yapmak zorundayım. Özür diliyorum spor camiasından bağış yağdı. Bu isimlerin hepsinden özür diliyorum. Belki de çoğu isminin açıklamasını istemiyordur. Nuri Şahin 1 milyon lira. Okay Yokuşlu 1 milyon. Ozan Tufan 800 bin. Hakan Çalhanoğlu 1 milyon. Max Karadel 400 bin. Merih Demiral 1 milyon. Emre Kılınç 150 bin. Cenk Tosun 600 bin. Hakan Balta 300 bin. Mert Hakan Yandaş 200 bin. Burada araya gireyim hocam bir yere vere 200 bin mi verdim? Mert Hakan Yandaş'ın yıllık ücreti 12 milyon. Ayrıca bir yere vermiyorlar. Bu sadece bir yere verdikleri. Sadece bir yere bağışladıkları bu. Yani perdenin arkasında başka yerlere de gizliden açıktan verdikleri çok yardım var. Ben biliyorum. Nikola Zaniolo 400 bin. Burak Yılmaz 300 bin. Nevzat Aydın 1 milyon. Çağlar Söyüncü 50.000 Euro ki 50.000 Euro'yu hafife almayın arkadaşlar. 20 ile çarpınca. Cengiz Ünder 50.000 Euro. Türkiye Futbol Federasyonu 20, bin, 20 milyon lira. Ee, hatta burada biraz espri yapayım. Galatasaray'dan Fenerbahçe'den kesilen şey paralardır bu diyeyim hani PFDK cezaları parası falan diyeyim ama şu anda hiç kimsenin espri kaldıracak durumu da yok. Türkiye Basketbol Federasyonu 5 milyon. Türkiye Voleybol Federasyonu 1 milyon. Mehmet Sepil 5 milyon TL. Türkiye Triatlon Federasyonu 100 bin. Türkiye Yelken Federasyonu 100 bin. Sporculardan, bakın bu başka bir haber. Başka bir yerden bir haber okuyorum. Bilginiz olsun. Hani Okan Buruk'tan destek. Mertens. Mertens'in eşi. Benim şu anda önümde Kaan Ayhan, Cankat Yılmaz merak etmeyin herkesten bahsedeceğim. Andreas Pistiolis, Ahmet Nur Çebi, Emre Koca Mert Hakan Yandaş, Eda Erdem Dündar, Ferdi Kadıoğlu, Melih Mahmutoğlu, Altay Bayındır, Işıl Alben, Amaral bu e, eski Beşiktaşlı futbolcuydu sanırım. Kerem Atakan, Tayip Talha, Josef de Souza, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Mesut Özil, Cenk Tosun, Ersin Destanoğlu, e, Siyahi Futbolcuyu çıkaramadım. Başakşehir'den ismini göremedim. Mert Günok. Yine Başakşehir bazı futbolcuları. Ümit Davala, Sinan Güler, Ezgi Can Alioski, Lincoln, Henrique. Hani Bunlar benim şu an görebildiklerim arkadaşlar yani ve canlı kaybımız 14.351 diye açıklandı ee, ülkelerin yardım rakamları da belirtildi yani dakika dakika yaşananlar ve e, açıklanan rakamlar bu arada Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır Adana bu 10 il biliyorsunuz e, o hal bölgesi çünkü depremler etkilenenler ha Kayseri hayalet şehre dönüştü şu anda. İnsanlar gidebildiği yerlere gidiyorlar. Birçok yerde böyledir. Yani 7.7 şöyle bir deprem oldu işte şu an kenarda gördüğünüz gibi yani 7.7 aynen böyleydi. E, ülkelerden ee, ne kadar yardım geldiğine dair de veriler var. Ee, Avrupa Birliği'nden Azerbaycan, Fransa'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Yunanistan, İtalya, Birleşik Krallık, Malta, Macaristan, Polonya. Bunları niye söylüyorum? Gün olur devran döner, o geçer, bu geçer. Düşmanlık beslemeyin kimseye. Bunları hatırlayın. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var diyen bir milletiz biz bunları unutmayalım bir iyiliği. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Ersek. Mesela Sırbistan'ı merak ettim. Ee, çok yoğun yardım kampanyası. Yeni pazarda faaliyet gösteren Orta Yol Derneği tarafından giyecek battaniye, hijyen. Karadağ, Bosna Ersek 25 kişilik özel arama kurtarma. ABD, Joe Biden'ın e, talimatıyla Uluslararası Kalkınma Ajansı, İnsani Yardım Bürosu ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını duyurdu. 161 uzman personel, 12 arama kurtarma köpeği. Meksika, 145 kişilik arama ekibi Türkiye'ye gönderdi. 16 özel eğitimli köpek. İran, Hüseyin Emir, Abdullah İhan, İran, İran e, Kızılay'ına ait 6 timden oluşan arama kurtarmayı Türkiye'ye sevk etti diyor. İsrail, 150 kişiden oluşan araların arama kurtarma sağlık personelinin olduğu ekibi ülkemize gönderdi. Afganistan. Ee, Taliban yönetimi Türkiye ve Suriye'ye 165 bin dolar yardım yapacağını duyurmuş Pakistan Arkadaşlar azı çoğu yok Gürcistan 40 kişilik arama ekibi daha göndermiş Gürcistan 60 kişiden oluşan bir ekip daha göndermiş Ermenistan e, Ekip Adıyaman'a ulaşmış Çalışmaya başlamış Rusya e, 150 kişi geçmiş gönderilen kişiler ee, yangın söndürme uçağı da gidecekmiş. 60 ton su boşaltın. Hindistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin. Filistin'i merak ettim. Ee, ne diyor? Türkiye Suriye depremselerini kurtarması için ekip göndereceğini duymuş. Irak, ee, Lübnan, 55 kişilik ekip, Bahreyn, ee, Güney Kore, Türkiye'ye 5 milyon dolar acil insani yardım göndereceğini bildirmiş. Kurtarma destek için 110 personel de sevk edilecekti. Çin 5.8 milyon dolar para yardımı. Ee, Cezayir 86 kişilik ekip Mısır. Sisi aramış Erdoğan'ı. Geçmiş olsun dekten etmiş. Arkadaşlar bu tabirlere takılmayın. Ben kısa kısa geçiyorum. Öyle yazıyor zaten. Erdoğan'la telefonla görüşecek diye. Ee, Suriye Suriye'ye destek için 5 yardım uçağı göndermiş. Tunus Japonya 15 kişilik arama kurtarma ekibi falan gönderdi. Bunlar benim şu an gördüklerim arkadaşlar. E, futbolcular yardım gecesi düzenlediler. Bağış yağdırdılar. Merit Demiral 3 formanın satıldığını açıkladı diye Fenerbahçe'de altyapısından çıkan e, yurt dışında gururumuz olan milli takımın as stoperi Merit Demiral Juventus'ta oynadığı dönemde eski takım arkadaşlarından da yardım aldığını, Cristiano Ronaldo formasının imzalı formanın açık arttırmayla satıldığını söylemiş. Ben de e, Trabzonspor'un bir çılgınlar diye bir grubu varmış. Ben bilmiyorum arkadaşlar çok hani hakim değilim ama onlar da geçen sezonun şampiyonluk formalarını açık arttırma usulü satacaklarmış. Ben bir formaya 1961 TL'ye talibim dedim. Bugün e, daha doğrusu dün gece saatlerinde bir haber geldi. Kayseri'ye Kahramanmaraş'tan depremzedeler gelip ee, bizim düzenli aralıklara dü zaman zaman yardımda bulunduğumuz e, bazı Kur'an kursu şeyler falan var. Oralarda yerleştirilecekmiş arkadaşlar. Bazı öğrenci evlerine falan yerleştirilecekmiş. O ailelerin de e, gıda ihtiyacı vesaire varmış. Ben e, Trabzonspor o çılgınlar grubunun affına sığınarak eğer teklifimi kabul ediyorlarsa ben 1961 TL 38 de Kayseri plakası olarak ben ekledim 2000 lirayı bu ailelerin gıda gibi şeyler için göndereyim. Onlar da o kardeşlerim de kabul etsinler. Gerekirse ben e, şey de atayım. Dekontu da göndereyim. Benim adıma bir depremde depremden kurtulan bir Trabzonsporlu kardeşimize ya da engelli bir Trabzonsporlu kardeşimize benim adıma hediye etsinler. Yani elimde avucumda yok. Aynı 15'inde maaş alan bir insanım. Yoksa daha da fazlasını yapmak isterim tabii ki de. Haklarını helal etsinler, sonra hani kimseye mahcup olmak isteme. Ben bir söz verirsem tutarım. Hayatım boyunca hiçbir zaman da Allah sözümü çiğnettirmesin. Böyle şeyler var. Yani yaşadığımız enteresan şeyler var. Gün birlik olma günü. Ee, dediğim gibi transfer şu bu mecburlar. Bu arada Fenerbahçe, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint Germain, Napoli, Milan, Inter, Bayern, Dortmund. Hani bu gibi büyük kulüplerle Atatürk Olimpiyat Stadında dostluk maçı yapılsın ve full kapasite oynanır. Hatıra bileti çıkarılabilir diye taraftarımızın ricası var. Ee, yine beni yanlış anlamayın. Yani benim samimiyetime inandığınız için söylüyorum. Ee, Aklıma da şu an bir fikir geldi. Abone sayısı 29 bin, 30 bin olursa zengin bir kardeşimiz var mı? 30 bin lira bizim adımıza bağışlayacak ya da ne bileyim 3 bin lira bağışlayacak. Hani abone sayısını arttırmak için biz bazen reklam da veriyoruz, şey yapmak için reklam reklama verecek paramız yok şu durumda. Hiçbir reklama. Bazı kardeşlerimiz var, beni çok seven abilerimiz var o abilerimize çağrıda bulunuyorum. 29 bin oldu. Yani e, 29 bin 100 bile olsa çünkü 10-15 tane abone kalmış. Bu şovunu yapıyor. Şunu bunu demeyin arkadaşlar. 29 bin 75 abonemiz var. 25 abone daha gelse 29 bin 100 TL bizim adımıza reklam parası olarak e, afat olur, ahbap derneği olur. Oraya gönderebilir mi? Ya da 2910 lira olsun ne bileyim aklıma bu geldi. şeylerine ilgili şu takımlarla ilgili de Türkiye'ye kolay kolay geleceklerini zannetmiyorum. Ee, beni yanlış anlamayın kolay kolay gelmezler. Kimse de hani niye geldiniz gelmediniz diyemez. Herkes can havlinde. Ee, ama oralarda bir şeyler düzenlenebilir. Bu kulüplerle irtibata geçip Hani şu kadar paranızı verin diyebilirler. Ben bir öneride bulunuyorum. Fener Zon Spor, Beşik Saray Spor maçı olsun. Beşik Saray hazırlık maçı olsun. Gelin böyle bir hazırlık maçında kulüpler karma şekilde bir araya gelsin. Tribün boş olsun. Hiçbir taraftar alınmasın. Çünkü itim biri çıkar. Taşkınlık yapar. Bütün organizasyon yerle bir olur. Online bilet satılsın. Mesela ben Fenerbahçe stadında Allah bana hiç nasip etmedi maç izlemeyi. Maç Fenerbahçe stadında satılacak gibi bilet satsınlar. Ben de bilet alayım. İzlemiş olayım. Yani ilk maçım böyle olmuş olsun. Galatasaray kendi sitesinden duyursun. Onlara desin ki hadi herkes Ali Samiye ne yıkıldı edildi ama eski stadımızda maçımız var bilet satın alın diye. Trabzonspor <gülüyor> Abi, <gülüyor> Hüseyin Avni Aker'de <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar Hüseyin Avni Aker'de maçımız var. Beşiktaş İnönü stadında maçımız var. Bilet almayan bizden değildir desin. Ne bileyim. <laughs> Böyle bir kampanya düzenlensin. Hani bilet şey yapılacak diye. Gerçekten diyorum arkadaşlar çok zor değil. Bak şunu organize etmek iki gün içinde üç gün içinde maç yapmak çok zor değil. Hatta takımların rengi de gerçekten bak ilk defa böyle bir şey yapısın ya. Bordo mavi sarı olsun mesela Fenerbahçe karması. Beşiktaş, Galatasaray işte sarı kırmızı siyah olsun. Vallahi diyorum ya böyle bir şey düzenlensin ya. Böyle bir şey düzenlensin. Ve online bilet olsun. Mesela muhtemelen 20'sine kadar maç yok. Pazartesi günü önümüzdeki pazartesi hocam millet maçımı düşünecek. Düşünsün ya. Maç yapılırken de altta bir telefon numarası belirsin. Hani şuraya SMS atın şu kadar para diye. Anlık olarak da orada yazılsın. Şu kadar SMS geldi diye. Bu çok mu zor? Bak, şov yapalım. Vallahi şov yapalım. Yemin ediyorum şov yapalım. Böyle bir şov yapalım. Dünyaya duyuralım. Diyelim ki bizi bölemezsiniz. Bak Galatasaray'ın transferi Zaniyola da oynasın. Görelim. Beşiktaş'ın Onur Bulut'u da oynasın. Görelim. Transferleri görelim. Fenerbahçe'ye getiremedi. Hatem Ben rica edelim. Yıllardır gelmedi diye. Hadi bu oyna diye. Ne bileyim değişik bir şeyler yapalım ya. Alex de Souza'yı falan davet edelim gelirse. <laughs> Vallahi diyorum bak inanın şu dediğim fikir hayata geçirirse çok büyük paralar elde edilir. Belki 1 milyon tane Fenerbahçe taraftarı şey alır. Bilet alır. 20 lira olsun por bilet ya. Ya 20 lira olsun bir kişi 10 tane de bilet alabilsin ya. Sosyal medyada çarşaf çarşaf çar, 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 paylaşalım. Diyelim ki bakın benim 10 tane biletim var. İşte okul açıktan bilet isteyen varsa ücretsiz devrediyorum falan diyelim. Ne bileyim bunun şeyini yapalım. Çünkü artık battaniye lazım, ısınma ihtiyacı lazım, yiyecek içecek lazım. Tamam devletimiz büyük bir devlet ama çok büyük bir felaket yaşadık. Bunun üstesinden bir olursak geliriz. Gelin duyurun. Bakın benim takipçim olan bir sürü e, değerli insan var, değerli kardeşim var. Ne olur bu öneriyi sunun. Galatasaray'a sunun, Trabzonspor'a sunun, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye sunun. Ne olacak ya kulüpler e, şanlı yani formalar değişince hatta hatıra forması olarak onları da açık arttırmada satın olmaz mı? Yani bunları yapın arkadaşlar. İnşallah da böyle bir karşılaşma gerçekleşir. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.